Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde mavi tarafta mid lane oynayacağız. Bayağıdır Mid'de bir kasiden sözüm vardı abi. Onu yerine getirmek istiyordum. Şöyle de bir LeBlanc tercihi geldi karşıdan. Biz buradan hani buna karşı bir kasiden tercihi yapabiliriz. Bayağıdır Mid'de video çekmiyordum. Yakında bir Annie Fizz videosu falan da gelmesini istiyorum. Sizler de istiyorsanız yine yani yorumlarda kendinizi belirtebilirsiniz. Bu arada bir Sejuani pick geldi. Biliyorsunuz ben top lane'de çok oynamayı seviyorum Sejuaniyi. Hemen buradan kasidenimizi pickleyelim abi. LeBlanc'a karşı güçlü bir pick mi? Yani kısmen güçlü diyebiliriz. Çünkü LeBlanc'ın o dürtmesi var ya Q W. Bu klasik bir zaten Leblanc. Için. O bunu yaptığında biz Q ile hasarın belli bir miktarını absorbe edebiliyoruz. Ayrıca pasifimizden zaten belli bir miktar büyü direnci sağladığı için ya da sonra hani büyü hasarını belli bir miktarda engellediğimiz için o anlık hasarını yememiş oluyoruz ki kastımız bu yüze bakacak olursanız. Zaten hani kasadın bir yerde off tank oluyor. Çünkü hani yeri geliyor işte mesela karşımızda Sejuani var. Muhtemelen bir Benji bu oyunda alırız. Yahut Habaset zaten bizim bu yüzümüzün içerisinde bulunuyor. Gidiyoruz ne yapıyoruz abi? Asırlık sopa alıyoruz. Asırlık sopadan gelen bir kalkan var vesaire. Bunların hepsini Asarı sopa diyorum özür dilerim. Baş, e, baş melek asası. Bunların hepsinden bir kazanç sağlıyoruz. Şimdi burada elektrik ver gireceğim. Neden elektrik ver? Safe durmanız gereken bir koridor oynuyorsanız ayağa çabuk tercih edebilirsiniz. Ancak buradan aynen bu ürünler ve bu alttaki işte hasar ve canla Ayrıca Flash Ignite ile oynadığınızda çarın bir kill potansiyeli doğuyor. Ve normalde kasetini biz nasıl biliyoruz canlar? Bu arada çok hızlı bir lobiye girdik. Şöyle plat bir lobi. Ustalık puanlarını da göstereyim. Sonra anlatmaya devam edelim. Hani sizlerden zaten görmüş olun. Yani bu bu oyuna ile arkadaşlar kasetini zaten habasetle oynandığı için çok erken seviyelerde R'sini sürekli spamlayabiliyor. Örneğin 11. seviye olduğunuzda bayağı böyle eski 16 kasetini gibi oluyorsunuz habasetle birlikte. Ve habaset muhtemelen en güçlü mana eşyalarından birisi şu anda. Bence Luden'den sonra geliyor. Ama ultiniz eğer işe yarıyorsa yani ultiniz önemliyse bunu tercih ediyorsunuz. Buradan Doran tercih edeceğim. Siz kendinize çok güveniyorsanız bir Faramür falan tercih edebilirsiniz ancak hani Doran'ın verdiği o can yani Doran eşyalarının verdiği o can her zaman bir adım öndedir arkadaşlar. O yüzden buradan gelen bu 90 can çok kıymetli. Unutmayın. Ayrıca sana hasar veriyor. Mana yeniliyorsun, ekstra minyonlara hasar veriyorsun. Daha ne olsun zaten bir kasa için. Hani ihtiyacın olan her şey bunda var. Ha belki mesela menzilli bir çar olduğunda karşınızda LeBlanc böyle düdürüşlerle sizi dürttüğü için Doran kalkanı tercih edebilirsiniz. 6 level kadar safe durduğunuzda çünkü zaten bu çarın bir kill potansiyeli doğuyor. Çünkü siz Ignite'de oynuyorsunuz, elektrik ver ve giriyorsunuz. Doğal olarak ne oluyor abi? Bir combo attığınızda rakibinize bana yardımcı atıyorsun kanka. Burayı ben tutmam bu arada. Buraya arkadaşlar. Bunu çok denk geliyorum. Hazır e, hemen lafımı bitireyim sonra ona geçeyim. Elektrik verle birlikte adamla mesela bir combo atıyorsunuz. Adamın canı %50'nin altına inmiş oluyor. Ignite'le de oynadığınız için bir sonraki kombonuz adamı garanti öldürüyor. Çünkü o sırada can potu falan basıyor belli bir miktar ve iyileşmiş oluyor. Şimdi dostlar neden burada durmamalıyız? Bakın burada ediker durur genellikle. Şurada support durur. Burada mid lane durur. Burada top lane. Burada jungle durur. Böylelikle nehrin 5 beş girişinin 5'ini de korumuş olursunuz. Normal dağılım budur. Bilginiz olsun. Leblanc Doran yüzüyle birlikte koridora geldi. Yani bu girişlerde durmamızın tamamen esprisi bu yani. Bir de şu duvar sanki var çok böyle oyun Neymiş gibi geliyor ya. Eskiden böyle değildi. açıldığından beri midir? Neler öyle hissettiriyor? Çok dibimizdeymiş gibi geliyor bana. Şimdi rahat rahat arkadaşlar minyon alacağız ve adam bizi ile dürtmek istediğinde biz ona Q atacağız. Mesela bak Q atacak bana. Atmadı. <laughs> Elini kaldırınca Q atacak zannettim. W başlamış gayet güzel. Adam bizi düz dö dövmek isteyecek tabii ki doğal olarak. Bir de ayağa çabuk girmiş. Yani bu adamla takasların belli miktarını kaybetme ihtimalimiz var. Gel kanka düz uçlara bu arada girerim sen takasa. Bir tane pot bastım. Çıtırının canım da olsun. Adam W atmak isteyecek ama bekleme süresi yüksek olduğu için kötü takası girmiş oluyor. Hemen gel bakalım yakışıklı. Hemen atakasa girdiğinde W atla şöyle bir kalkan alıp adama hasar vereceğim. Çünkü ben ignite oynuyorum. Adamda ne var? Adamda ignite varmış. Tamam. Onun da kendi potansiyeli var. Şu an minion olmamı engelliyor. Menzilli olmasından dolayı. Tamamdır. Bak gel şimdi bana onu patlatmak isteyecek. Tamam. Gördüğünüz gibi ne oldu? Q ile takasa girmiş oldum. Kalkan kazandım. Ekstra hasar verdim ve W ile tamamladım hasarı. E olsaydı elektrikleri patlatacaktım. Hemen diğer potumda bastım. Sebebi ne? C full can gezmek. Düz vuruş. Şunu w ile alalım. Adam agresif oynuyor. Ben de karşılığını veriyorum. Çok bir şey yapmıyorum canlılar. Normalde daha safe dururum kasetini oynarken. Ama dediğim gibi adam şu anda hani şey istiyor. Takas istiyor. Adamın can avantajı var. Bunu bilerek oynamalıyız. Hemen şöyle bir Q atalım. Tamam adamın Q'suna Q karşılık verdim. Ekstra 68 hasar ve ben hasar yemedim. Tamamdır ben de 3 oldum. Şimdi Q'um geldiğinde bir takasa daha girebilirim. Arabayı alamadık maalesef. Gerçi E atabilirdim ya. Almışım. Adam şimdi bana combo atmak isteyecek. Tamamdır adam Q'suna engellemiş oldum. Tık. Şöyle bir W'de kule yedi. Bu arada biraz erken yeseydi o kule hasarını direkt flash'ı basmıştım kafasına. Şöyle kan tadı çalışmış oldu adam kopyasından. Hemen flash ignite. Bye bye. Gördüğünüz gibi çok basic bir oyundu bizim için. Çünkü adamın da Ignite'ın olduğunu biliyordum. Beni kesmek isteyeceğini biliyordum. Ve hani sonuçta kastedinde çeşitli noktalarda avantajlı bir çar. Hemen şurada Q bunu düz vuruşla, onu da ile buna yetişemedik. Sıkıntı yok. Hemen şurada güvenli pozisyona geçelim. Sejjoner bir anda kafamıza domuzuyla uçmasın abi. Koridoru kuşlamış olduk. Resetimizi alıyoruz. Bir tane göz alacağız ki buradan baş meleğe gidebilelim. Bir tane daha baset çekeceğiz. Hemen bunu aldık. Buradan hasara gideceğim. Bir tane de can potu alayım çıtırından çünkü takas yapacağız. Normalde hayatta almam. Bak kesinlikle almam dostlar ama bakın adam da almış. Bunun bir takas becerisi olması açısından benim için faydalı. Şimdi ben flash'ımı attım ama kasetin oynuyorum. Ve kasetin oynadığınızda biliyorsunuz ki yani sizin flash'a e aslında o kadar ihtiyacınız yok. Erken level'da sadece ihtiyacınız var. Ben onu kullandım aktif bir şekilde ve skor aldım. Daha ne olsun ki ilk kanımı mı aldım ben bakayım. Aynen kasetin ilk kanı akıttı. Çiçek gibi abi. İlk kan için değmez mi? Değer. Şimdi minyon bana geliyor bakın kule ittirdiğim için. Şimdi ben burada bu adamla takasa girersem, arkadan dolaşır. Beni güzel bir keserler. Ondan sonra aldığım üstünlüğü geri vermiş olurum ki kasa dedim late game'e gitmek istiyorum. Niye böyle bir şey yapayım? Safe duracağım. Minyonlar zaten bana geliyor. Herhangi bir risk almama gerek yok. Ve tabii ki karşında AP bir eşleşme olduğu için Q fullleyeceğim. Minyon bana etmesini bekliyorum gördüğünüz gibi. Çok fazla minyon var. Bu minyonlar varken ben bu adama savaşabilir miyim? Hayır. Takasa bile giremem. Direkt kaybederim takası. Buna bir tane kule vuracak. Aynen. Şöyle minyonlar bir vursun. Tamam yetişmedi hasarım. W kullandım. Hemen bir Q takası. Adam Q attı bende. Q attım. O hasarı da ben yemedim. Klasik. Hemen bunu W alacağım. Tamamen hani garanti olsun diye arabalıyor çok önemli çünkü. Hemen Q'ya bir kere daha verdik. Bizim çok güzel takas elde ederiz. Hemen Q'muzu attık adam abi. Çiçek. Minyonlardan bir takasar edim ama kanka bana vurmayın minyonlar. Bana niye vurunuz oğlum? Kulenin altına bana vuruyorlar ya. Leblanc yani şey gelmiş. E, ee, Lisin ama şu an benim eksimi bölüyor. Hiç hoşuma gitmeyen şeyler bunlar. Bunu Q ile alamadım maalesef. Çık kanka. Tamam da bölmüş oldu şu anda. Benim mesela ekstra geri düşürdü Leblanc'la. O yüzden şu hoşuma gitmedi ama can potonu aldığı için bana göre gayet okey. Şimdi alabildiğim minyonlar almaya devam ediyorum. Ama takasa girmekten geri durmuyorum. Bakın minyon almaktan daha önemli. Eksi alsam benim için yeter. Ama ben bu adama takas kazanayım. Koridorda deli gibi geri düşmeyeyim. Benim için de yeterli. Çünkü zaten ben her hasarımda bu adama bir şeyler vuracağım. Bak E ile patlattım. Ekstra 75 hasar. Çiçek gibi. Bir tane basayım. canı full gezmek çok önemli. Her zaman söylüyorum bunu. Şimdi flash'ım yok. Alt olmadan ben öne doğru açılamam. Yani bu minyonların burada uzakta ölmesini bekleyeceğim. Safe safe. Şöyle bir alacağım şunu. Tamam alt oldum. Şimdi rahat oynayabilirim artık. Aa Sejuan gelmiş. Hemen geldim oraya. Hemen geliyorum oraya. Niye? Çünkü Leblanc'da push yok ve alt olmadı. Ben erken gidebilirim demek oluyor bu da. Geldim kankam geldim. Şöyle bir basayım hatta yolda giderken. İkisi e yük olsun. Ee, Urgot kanka. Uyan kankam ya. Adam alt oldu bu arada Kenan. Tamam dur. Kenan ulti bitsin. Hemen şöyle bir tık. Güzel. Sejuani'ye kombomuzu attık. Q'yu da bastım. Gel Bunun flash var mı bu herifin? Şöyle R'yi basalım. Al kanka onu da sen. Çiçek gibi. Bizi şu an buradan Leblanc falan kapatabilir. Şöyle bir görüş atayım ben ormanıma. Tamamdır. Güzel. Bakın koridor push'unu adam alamamış. Yani yetişmeye çalıştı ama alamadı. Neden? Çünkü push bendeydi o sırada. Ve ben bu push'u kullanarak taptan gidip bir skor çıkarttım. Ayrıca bir asiste kazanmış oldum bunu karşılığında. Şimdi Leblanc bilmiyorum burada base, bez alacak mı ama şöyle bir E-R yapsam hemen azıca burayı pushlarsam. A R basamıyorum şeyden dolayı. Çok fazla şey birikti. R birikti. Çok mana yiyor. Leblanc tapa çıkmış. Tamam harika. yerinde biliyoruz Leblanc'ın. Canon gelecek acaba bir de? Hemen şöyle geldim abi. Buraya R'ye bastım. E'ye bastım. A geldi bu alardan Hemen yani şöyle bir R'ye basalım. Tık, düz vuruş. Takasına gelelim. Ultisi olmadığını biliyorum. Benim, bana o damage yetmeyecektir. Hatta bu arada öldü muhtemelen. Onu da söyleyeyim. Düz vuruş. W. Yalla oğlum. E'yi de bastım. Gördüğünüz gibi öldü demiştim zaten. Canıma aldandı. Ben bu kaseden her türlü keserim. Kaseden damage çıkartamaz dedi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. R'yi kafanıza attığında damage yiyorsunuz. Ve gerçekten belli bir stekten sonra çok fazla damage çıkartıyor. Hemen buradan bunu aldım, bunu buradan aldım. Bir tane de kontrol tütemi alıp koridoruma gideceğim. Bakın rakip hata yapıyor, ben ekstra bir şey yapmıyorum. Bunu hani her zaman, her maçın herhalde söylüyorum. Diyorum ki, arkadaşlar bakın ben bir şey yaptım mı? Böyle insanlar şey diyor çünkü. Aa biz nasıl lig atlayacağız? işte sen şöyle işte master oyuncusun. Zaten adamlar karşında plat, zümrüt. Bu adamları zaten ezersin senden. Daha alakası yok ki. Adamlar şu anda mesela gelip beni fitliyorlar mı? Hayır. Adam can avantajını kasedine karşı çok bir anlam ifade etmediğini bilmediği için ve benim burst atarım küçümsediği için öldü. Şimdi ben adam hatasını değerlendirdim. Ekstra bir şey yapmadım. Ekstra bir oyun yapmadım. Yani burada mesela master öyle bir oyuncu olmamın bir esprisi yok. Tek yaptığım şey doğru yerde savaş atmaktı. Bu kadar basit. Oyun bilgisi. Q'un bu arada mino kullanacağım. Ben yediğim adam 6. Aramızda birer level fark açıldı. Bu arada iyi değil mi kasacaksın sen? Bu enteresan. Bu çok enteresan. Şimdi ben bu adamın düz vuruş takasına girmemeliyim onu da söyleyeyim. Ayağa çabuk alınmasını anlamıştım çünkü eski statikli bir Leblanc tarzı vardı böyle aya çabuk oynanan. Onun dışında ben çok görmüyorum Leblanc'ta böyle bir ürün. Bence mantıklı mı bilmiyorum yani şu an metada yeri var mı tam fikrim yok. Adam bize bir Q attı. Bizim Q'muz çıkmadı maalesef elimizden. Bir Q atalım. Tamamdır. Kantadan çalıştırıyoruz çünkü. Kantada var ya kırmızıdan gelen. Sürekli can yeniliyoruz. Hop şöyle bir güzel takas. Hop. Adam Q. Aa gel kanka. Tamamdır. W yiyecek de R'ye basmasaydı. Leblanc'tan güzel oyun diyebiliriz aslında kısmen. İkinci olarak E fullleyeceğiz. Minyonlar güvenli noktada ittirmiyorum. İttirmeme gerek yok çünkü zaten güvenli noktada minyon kesmek varken niye gideyim risk alayım koridor ittireyim üzerine adam. Adam rahat rahat niye minyon kessin? Adam her yaklaştığında belli bir miktar hasar yiyecek benden. O yüzden sadece şuradaki minyonları alabilir mesela daha ileriye gelip minyon alamaz. Alırsa hasar yer. Tamam adam Q attı ben de Q attım. Güzel bir takas elde etmiş olduk gayet tatlı. Hemen şu arabanın minyonu alalım aradan çıkartalım. Güzel. Sejuan'ın yerini görmüyoruz. Top site'da şu anda Sin. Yeri belli. Adam arabanın minyonu için bakın W şey yaptı çünkü neden? Ben onu keserim. Şuraya bir görüş attım hemen. Kozdur ufaktan Leblanc'a doğru gidiyor. Yani benim rest alma vaktim geldi yaklaştı. Skorda şu an eşitiz ama kasetin olarak 3-0-1 oynuyorum. Doğal olarak hani bu oyunda ben çok farklı işler yapabilirim. Şu an adamın üzerine re agresif kullanırsam muhtemelen Sejuani kafama atlayacak. O yüzden bakın dikkat etsin uzakla minyonları kestim geri çıkıyorum. Ah hemen ormancıma yardım etmeye gidiyorum. Sejuani biraz da tit olsun ama Lee Sin kanka 0 de olma ya Sejuani'ye karşı. Şu an Leblanc da geliyor. Tamam. Leblanc gel gelirse can avantajı oluşacak. Şöyle hemen bir Q atalım bu çocuğa. Güzel. Kenan da geldi. Hop. Hemen ben R yle kaçayım ben. Tamamdır. O hasarları yemeye çok lüksümüz yok. Güzel. Adam kötü oynadı. Buraya kestik bu arada. Kes bunu. Kes kanka onu. Kes. R flash. Güzel. Geldim. Q, W, E. Ignite. E. Bu arada burası direkt kime yazar? Aaa kopyasıymış. Ha değilmiş yo. Bu arada direkt Lee'sine yazar arkadaşlar burası. Nasıl oynadığını kendiniz gördünüz. Çok konuşmaya gerek yok. Yani yapacağı tek şey. Bak şu an yaptığı şey buydu yani. Bu kadar yapacaktı. Ha bahsetmemiz bitti. Bizim için önemli değil. Shutdown kime gitti abi? Şatdan bile gitmiş. Çam, çok dertliyiz de maçta çok geride aldı. Şatdan çok bir işine yaramayacaktır. <laughs> ne oldu bu arada burada? Kenan lisini kesti çok tatsız. Şuradan şunu alalım. Buradan ee, bunu almak yerine 400 gold'a daha güzel bir şey alabiliriz. Şunu alalım. Tek çıkalım. Urgot mesela burada öldü ya şu anda. Ne olmuş oldu? 3'e 2 değişim oldu. Sejuani ile Blanka öldü. Bizde 3 kişi öldü. Tamamen Lisin hatası. Tamamen. Çünkü çok kötü oynuyor. Ve bundan sonrası için Sin'in gittiği yerlere gitmeyi düşünmüyorum. Bu mesela benim... Ben bunu trip olsun diye yapıyorum mesela. abi ben bu adam bana gelmedi. Ben de bundan sonra gelmem. Alakası yok. Yapmıyor olmamın sebebi ne? Adam bilmiyor ne yapacağını. Doğal olarak ne oluyor? Bize zarar yazıyor abi. Hemen şöyle bir Q atalım. Tamamdır. Hemen şöyle bir r de ekstra hasar verelim. Adam vurdu hasar bakın sadece. Bitti bak adam koridor bitti görüyor musun? Artık ne yapacak ki bu herif karşı? Bitti. Geldim oraya. Bu ne burada ne işi var abi? Tamam. Ah be E'yi kaçırdım. Adama tek attım bu arada fark ettiniz mi? Tamam buna E attım. Hangisinin kopya olduğunu anlamıyorum şu an. Hop. Tamam bunu da kestik. Geldim. Tamam şunu bir... Ah şu atamıyorum. W Q yapacağım. Tamamdır. Ah bir tane daha düzgün atabilsem güzel olurdu. WQ yaptım arkadaşlar. Manam yenilendi. Ama güzel bir kazanç elde etmiş olduk burada. Hem Leblanc keserek 2'de 2 yaptık. Yani skora katkı sağladık. Hem Caitlyn'imiz skor aldı. Hem takımımıza ejder kazandırdık. Tapta da Urgot Kenan'ı kesmiş. Şu anda takımımız çok güzel ilerliyor ve bizim yaptığımız rotasyonlarla dikkat ettiyseniz. Buradan eşyayı henüz zaten yük birikmediği için Ayunya alabilirim. Cooldown bakımından çok güzel bir iş sağlıyor bize. Cooldown olarak bunu aldım. Bir tane daha hasar alalım ekstra. Zaten mana gibi bir derdimiz yok. Hemen direkt buradan çıkalım. Baş de bitirdikten sonra buradan artık kalkan sağlayacağımız için bir off tank durumumuz olacak. Sonrasında isterseniz Rabo'dan alın. İsterseniz işte Sejuani'nin ben hasarını yemek istemiyorum. Ultisini yemek istemiyorum veya Hwayi'nin işte girişini yemek istemiyorum diyorsanız bir Benji de yapabilirsiniz. Orada, Le Orada Leblanc bir fight'a dahil olmuş. Oraya ben gidemem artık. Orası kaybedildi. Çıkan korun. Kaitin çıkması lazım. Ben hemen push alacağım sadece buradan. Yetişebilir miyim? Oraya yetişemem. Bomboş yürürüm. Fight biter. Ben gittiğimde geleyim en azından plate alayım. Hemen geldim abi buradan düz vuruş W. İki tane şey alacağım. Plate alacağım çünkü iki tane kurdum var. Gerçek hasar vuruyor. Cait'in çıkması gerekiyordu o çık... Ne yapıyor? Sağ kaleye bıraktı. Enteresan bu oyun Cait'inden kesinlikle. Hüvey geldi. Hüvey izin az önce one shot koyduk. Kendiniz gördünüz nasıl damage yediğini. Çünkü aramızda 3 level fark var ve support oynuyor. Yani haddini bilmesi lazım böyle durumlarda. Tamamdır. E, şöyle bırakalım. R'yi de şöyle tık. Şuna düz vuruş. Şunu Q aldım. Alamadık. Şuna düz vuruşla alalım. Gayet çiçek. Adam yolunu tutmaya çalışıyor. Leblanc gelene kadar. Ben ise tutmamasını engellemeye çalışıyorum. Tık. Açıktasın. Gayet güzel. Adam flashını almış olduk. Sejuani'ye karşı da bir remiz bastık. Hıvey no Takımız bunu bilip onun üzerine oynayabilir arkadaşlar bir şekilde. Ignite'im orada dönmemişti sanırım. Ignite'im dönseydi adama çok güzel basar çıkartırdım. Statik almış aynen. Bahsetmiştim zaten aynısını. Tamamdır. Adam düz vuruş geldi sadece bakın. Ben de kantada olduğu için belli miktar can yeniliyorum ki şu an çok fedim. Yani adam benimle takasa girdiğinde kazanamaz kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Böyle burayı ittirelim. Kozor pushladığım için şimdi ben buradan bir ufak böyle bir muğlayabilirim ama kenarınızda ölmüş. Tapa gitmeme gerek yok. Botta da adamlar rest almış. Ama ben yine şöyle bir haritada kaybolmak istiyorum ufak. Bota doğru bir kaybolalım bakalım. Şöyle bir görüş atalım olmadı. Yani şöyle bir görüş atalım. En azından ormanın üst girişinde bir görüşümüz olsun. Tamam adam W'sunu kullandı. Güzel. Hop. Güzel. Bakın o da yeteneklerini kullandığı için biliyorum ki ben bu yeteneklerini kullandı. Adam Yaklaşık bu adam ölür. Onu söyleyebilirim. Hop şuraya bir R'ye basalım. Gayet güzel. Gördünüz mü adamın girdiğinin takası? Mükemmel. Adam çünkü W'sunu kullanmıştı. Sadece R'si vardı mekanik olarak eğer o anda mesafe kapatmak istiyorsa ki yanılmıyorsam ondan sonra Ski kullandığı için. Bu arada oraya geldim. Hemen R'yi böyle teknik için bir tane R'ye bastım. Gel kanka gel. Ölmeyin. Ah be oğlum Kate'in biraz daha iyi oynayabilirsin ya. Buradan çıkmamız lazım. Yani tamam neyse. Mana harcamak istemiyordum orayla ama maalesef harcamış olduk. Buradan çıkalım abi ufaktan. Minyonlar kaçırmamak için buradan geçeceğim. Buradan mana harcayabilirim. Çok önemli değil. O XP kaçırmak istemiyorum. Canım bir miktarı kaybettim. Şu anda buradan acil reset almam lazım benim ama şu an maalesef tam maç çok clone feast'ler ilerliyor. Benim için iyi bir şey aslında. Ben o maçta hani clone feast'ler ilerleyen maçları severim. Yani kasenin oyuncusu olduğum için. Her yerden bir şey çıkartıyorum. Benim için güçlü bir şey. Tamamdır. Adam üzerime atlıyor. Ben R'yle bir geri çıkayım. Tamamdır. Güzel. R'ye doğru attık. Ah adam W e dönmeseydi çok güzeldi. One shot'ı koymuştum bu arada Ignite'le birlikte ama Gerçi adam skorlasam şu an gold birikir ya sıkıntı yok. Şu an bu adama karşı bir kaynak harcayabilirim. Hemen gidelim abi şu alt eşyaları da alalım. Ufaktan artık bu eşyayı bitirelim. Bir sonraki resetimizde bir ee, şey almayacağım. Doran daha iyi. Doran daha iyi. Yani buradan gelecek mesela ekstra cooldown çok işimize yaramayacaktı ama buradan gelecek can önemli. Hala level'ım o kadar yüksek değil. Ama eşya bitse bu arada satars bitirdim onu da söyleyeyim. O anlamda Doran çok önemli değil. Çocuk SS. Hemen gelelim. Buradan bir pushumuzu aldım abi hızlıca. 11 olduk. 11 bizim için gerçekten güzel bir güç patlaması. Onu net söyleyebilirim size. Hem yani yıllar önde karşılayalım. Araba taliye bak. Hemen şöyle bunu basalım. Şöyle E'mizi de basalım. Çiçek gibi. Bu arada skill'lerinizden önce E basarsanız daha iyi olur. Aa araba mı trolledi bu arada, araba mı beni? Hemen gelelim Sejuan'ın yerini biliyoruz. Mitte kuleye hasar verelim. Çünkü rotasyon yapacak bir yer yok şu an benim için. En azından mitte kule alırsam gayet okey. Oyunun en önemli kulesi. Gördüğünüz gibi sıfır destek. Sıfır destek. Sadece kendimiz yaptığımız rotasyonlarla oyuna deli gibi etki ediyoruz. Ki ben artık hani feed oldum yani. İkinci yaşam bitmek üzere. Doğal olarak oyun bundan sonra bizim için çok daha kolay olacak. Hemen şuraya bir görüş atalım. Buradan ufaktan Huawei'ye gidelim. Şuradan bir geçelim. Hani totem falan varsa. Burada totem var muhtemelen. Beni görmüş olabilirler gerçi de. Hemen şöyle bir ağrıyı tutturamadım. Neyse. Tamamdır. Rem'imizi basalım. Bu adam flash yoktu zaten. Çünkü şimdi W kullandı. Ben hemen geri doğru çıkayım buradan. Mid'e gitmem lazım çünkü mid'de push almam gerekiyor. Leblanc dönebilir. Bu takımın iyi oynaması lazım Jin'e karşı. Aslında şimdi dive alabilirdik ya bak. Neyse mid'in kulesine vermeyelim. Reset'imizi efendi efendi alalım. Özellikle güçlüyken. Ee, buradan bir şey almayacağım. Çünkü direkt Rabodon'a gitmeyi düşünüyorum. Rabodon'a rushlayacağım için gold'umu harcamıyorum. Bir iki push alıp tekrardan dönüp bir Rabadon alt eşyasını alacağım. Çünkü şu anda haritada tek atamayacağım herhangi birisi yok. Lane'ime hızlı bir şekilde gelmiş oldum. Push'u erken Leblanc aldığı için Doğal olarak ne yapıyor abi? Bota rotasyon yapma hakkına sahip oldu. O yüzden ben şu anda burayı push mesela. Ben şimdi gideceğim bakın. Ben pushladım ben gidiyorum ama Leblanc gittiği için direkt minyon kaybedecek. Ben size direkt gideceğim. Urgot'un bu arada o topu tutması lazım. Topta iki kule verdik. Çok tatsız bence. Ama yine de sıkıntı yok. Otoban olsun gerekirse. Biz bir şekilde botu kazandıracağız. Hemen şöyle stack diyelim. Orayı 40 kanka. Tamam midden push geldi bu arada ufaktan. Ben artık uzuyorum geriye doğru. Zaten ejderi de almış olduk. Ve bir W atalım Ejder'e. Bizim için kafi. Hasar yemesek daha tatlı olurdu ama olsun. Push almak istiyor kasa şey Leblanc. Ben de yetişiyorum hemen. Zamanında geldik bakın. Hiç minyon kaybettik mi? Hayır. Rotasyonumuzu da yaptık. Eğer orada bot mesela açılsaydı öne doğru. Biz orada bir şeyler kazanacaktık. Ama açılmadı. Şansımız denedik. Yani ekstra bir şey yapmıyorum bakın. Adamlar mesela hata yaptı mı diyorum. Öne doğru bir açılıyorlarsa keseriz. Ha gelmediler mi? Sıkıntı yok benim için kardeşim. Ben her türlü ekmeğime bakarım. Şimdi bir ev daha pushlayacağım. Buna düz vuruş. Buna tık böyle E. Gelin toplanın bakın minyonlar. Gayet güzel. Şuraya bir R'ye bastık. Şuraya bir Q, w ve lane'i şey itmiş olduk. Resetimizi alalım. AK'dan bir TP geldi. Hemen bota doğru muvluyorum. Yetişemeyeceğim galiba oraya. izin bastım. Direkt yetişemeyeceğim anlar arkadaşlar. Bakın hala devam etmiyorum buraya. Gereği yok. Çünkü adamlar 3 kişi. Ben buradan en fazla 1 kişi keserim. Üzerinde shutdown var. Hiç gereği yok. Reset'imi alayım daha iyi. Bir tane görüş aldım. Rabodon alt eşyasını aldım. Let's go. Tekrardan koridoruma. Şu an ormancı farkınızın iliklerine kadar hissediyorsunuzdur. Bot da çok iyi oynamıyor. Bir tek Caitlyn'de sanki performans var gibi ama e, botun kulesini verdik arkadaşlar. Gitmiyorum oraya. Mid'in çünkü farmı ittirecekler. Kuleye de vururlarsa mid'in kulesi en önemli kule. Dakika 20 daha henüz düşmesi için erken. Şu anda direkt yani jungle diff yaşandığını düşünüyorum ben maçta. Bakalım söylediklerimiz doğru mu? Geliyorum oraya doğru. Ultim şu an full yükte. LeBlanc'ı direkt tekleyebilirim yani. Güzel. Hop re. flash re. Aa tutturmadım mı onu? Tutturdum yo. Tamam şuna bir ignite. W ah be. Skerimi beklettim arkadaşlar ama maalesef güzel bir CC şey uyguladılar bana. Orada QW E yapamadım. Keşke flashımı LeBlanc atmasaydım. Fed olan Jin'miş. Jin'e Jean mi kill verdik? Kime gitti shutdown? Jin'e gitti. Bu kötü biraz. Bundan sonra çünkü fokusumuz Jin olmalı zaten bizim. Hemen gelelim buradan. Süpersiniz. Shutdown'u aldılar kendini. Ben de geliyorum kanka. Stekli stekli ultimi. Geldim. Mid'deki fight'a e dair oluyorum. Hemen R ile buradan da geçtim. Tamam şimdi orayı kestiler. Geri çıkıyorum ben de. Buradan botu gideyim. Bottan push alabilirim artık. Mana harcamamak için R'nin yüklerini daha fazla kullanmıyorum. Urgot ben gittim kanka. Hayır Urgot... Ben geldim Urgut. Minyon kaybedeceksin. Tamam kanka madem sen dizgin sıçınlarını varmış. Ben de o zaman pek oradan çıkıyorum ve diyorum ki saygı duyuyorum abi takım arkadaşıma. Bakın buraya geliyor. Kim geliyor? E, ee, niye gelmedi? Ben mi tıkladım ona ya da? Öyle bir işaret niye çıktı? Yok aynen. Sejan geçecekmiş ama geçmemiş. Aha. Güzel adam W'sunu kullandı. Yine R'sini de kullandı. Nereden yiyordu bu herif? Buradan yürüdü. Kovalayacağım bu arada bir turda. Biraz fazla mı abartı oldu acaba? Neyse. Adamlar orman kempini çalalım. Bizim için gayet okey. Çocuğa bayağı geç base attırdık. Ayrıca Sejuan'ın ormanı çaldık. Zaten bloğumuz da var. Çok önemli değil gerisi. Rabudon bitmesine az kaldı. Takımın biraz ölmemesi gerekiyor. Sürekli koşup ölüyorlar. Yani mesela bota geçti. Arvalon yine kaçırdım. Oyun beni trollüyor ya. Hani bota geçtim işte mesela. Urgot ben geçeceğim ben geçeceğim illa dedi. Tipim vardı. Tam geç kanka dedim hatta saldım dikkat ettiyseniz. O noktada gidip botta öldü. Böyle bir şekli yok yani. Orada ölmeyeceksin. Biz baron alacağız. Hemen gidiyorum. Buradan doranımı satacağım. Buradan bunu sattım. Bunu, bunu aldım. <laughs> Rabodon'u alt eşyalarını almış olduk. Bir sonraki resetimde çok rahat bir şekilde Rabadon bitmiş olacak. Şimdi takımın yanında gezmek istiyorum olabildiğince. Çünkü güçlüyüm. Bu gücümü kullanmam lazım ama Lee Sin 2 yani. Bu direkt Lee Sin'e arkadaşlar. Bizde hiçbir alakası yok. Adam iyi oynamıyor şu an. Şöyle bir kırmızı görüş atalım abi. Bize kafamızı atlayabilirler. Ben şöyle bir R biriktireyim. Hemen şöyle bir Hiva'yı kombomuzu attık. Gayet güzel. Burada takım oynaması lazım biraz. Güzel. Hemen Sejani bir slow. Güzel. Leblanc'a varız gerekirse. Hiç dert değil. Ya buraya kanka. Hop şöyle bir slot Arkaya gitti. Arkaya gitti. Tamamdır. Şöyle raid uzaklaşmam lazım ama CC'den çıkamıyorum arkadaşlar yani. Gerçekten salmıyorlar beni. Hiçbir şey basamadım orada. CC'den çıkamadım. Leblanc kovalamamalıyız ya. Biraz hata yaptık galiba. Jini beklemeliyim. Maalesef sürekli bir anlakilik oluyor abi. Kafamıza her şeyi atıyorlar çünkü. Benim hatam. Benim hatam. Sıkıntı yok. Daha temkinli oynayabilirdim. 3 eşyayız. Dakika 22. Sin takımla gez. Rakip ormana girme. Baron gidecekti diyelim. Uyaralım abi kendisini, baronu kaybetmeyelim. Mid'in kulesini kaybediyoruz, dakika 23'te arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü mid kulesini ben koruyordum. <laughs> Genelde benim korumadığım koridorlarda bakın, otoban olmuş her yer. Mid'in kulesini daha dakika 23'te veriyoruz. Bu bizim iyi oyunumuzu gösteriyor aslında, bir tane görüş aldım. Hemen direkt çıkıyorum bu arada, Ejder'e gidiyor çocuk. Ejder'e bizim de gidecek, rakip de gidecek, ben de gidiyorum o yüzden oraya. Yine ben sizi bir yerde öleceğiniz mi gerçekten ya? Aa Urgot'un flash falan çok kötü flashler. Ben burayı oynarım da Caitlyn ve Swain'in de gelmesi lazım. Tamamdır. Hemen şöyle bir güzel ultimizi attık abi. Leblanc, Leblanc fight'ten çıktı. Öldürmeme gerek yok. Ejderi niye verdiğini anlamadım ama. Aa bu ne yapıyor? Burası tamam yine mi CC chain? CC chain yemeyeyim. Tamamdır. Çıktım ben. Tamamdır. Hop. Bunu kestik. Çıkamıyorum orada beni slow'undan ya. Şöyle bir görüş atalım. Beni görmesinler. Ah Sejuani geldi. Ben şurada beklersem bir... Bu çocuğu one Neyse tamam gelmediler. Peki oradan farkı uzatmayalım burada. Biz restimizi aldım efendi efendi. Alacağımızı aldık. Kenan'ı kestik. sayın öldü. Yapacak bir şey yok. Ejder'i bir şekilde kaybetmiş olduk. Şu an oyunda gerçekten takımda bir eksikler hissediyoruz ama gerçekten çok hatalı sayılmaz çünkü front line'ımız yok. Yani şu an mesela burada Urgot gelse çok daha farklı olur. Ben çünkü skillerimi atıp çıkıyorum doğal olarak. Buradan bir Zonya gideceğim. Çok CC yiyorum araya girdiğimde. Bir kırmızı görüşte alıyorum. Bakın dikkat etseniz, oyunun başına bu kadar görüş almıyordum. Şu an alıyorum çünkü her attığım fight'ta görüşsüz olan atıyoruz. Haritada görüş sıkıntımız var maalesef. Şu an sadece benim attığım haritadaki görüşlerle Dikkat ederseniz oyunumuzu oynuyoruz. Şu anda rakipte tek atamayacağım kimse yok arkadaşlar. Yani direkt böyle bulduğum yerde kafalarına vururum. Kenan sıkıntı, Jin sıkıntı. Şu ikisini yakalayıp bir yerde kesmem gerekiyor. Kenan şu anda Zonya'sının olmadığını biliyorum. Doğal olarak hani karşıma bir yerde çıkarsa eğer canını sıkabilirim onu. Şimdi kırmızı görüşümü şöyle şuraya bir atayım. Tamamdır. Bakın buralarda zaten Urgot'un TP'si var diye biliyorum. Şurada bir duralım. Aa geldim oraya Tamamdır. Şöyle bir slow verdim. Ignite düz vuruş. R. Nice. Flash'ımı attım arkadaşlar. Niye flash'ımı attım? Tamamen çünkü orada en güçlü kişilerden birisi Jin. Onu kestiğimizde çok daha farklı avantajlar elde ediyoruz. Burada zorlanıyorum bakın geçirtmiyorum şu an burayı. Hop. Oo maşallah Kate'lerimizin de hasarı çok güzelmiş. Kanka beni bir salsanız mı ya? Vallahi beni bir salsanız mı? Double at. Yok mu? Peki. Ve adamlarda mükemmel damage var yani. Çok garip bir şekilde maalesef bu kadar fed olmamıza rağmen çok zorlanıyoruz. Caitlyn maşallah bu arada. Caitlyn güzel sıkıyor ya. Caitlyn olması şu an maçı lüzuları. Söylemiştim zaten. Caitlyn bence iyi oynuyor gibi duruyor demiştim. Nedeni de buydu. Bakın mesela 4-11. 2-9. Hiçbir işe yaramıyor. Urgot da oyunda yok. Dahil olmadı. İşte Caitlyn'le ben oynuyoruz. Bu şekilde maçı kazanabilirsiniz. Yani yanınızda oynayan biri olduğu zaman genel olarak o maçlar win oluyor Bilginiz olsun. Zonya'yı da bitireyim. Artık bu bana yaptıkları şu hareketleri yapamayacaklar. Hatta bir tane Bench'i de alabilirim. Çok fazla büyü hasarı yiyorum. Jin yine bakın pozisyon dışında kaldı. Hemen gidelim onu keselim. Arkası muhtemelen yoktur onun. Bariyeri var mı? Gerçi bariyeri az önce kullandı diye tahmin ediyorum. Adam pushladı mı midi tek başına vallahi şaka gibi. Hemen yani şöyle bir görüş atayım geçen yola. Hani biri buradan geçerse eğer direkt kafasına bir şeyler patlatacağım. Tejan i̇şte yani pusha geldi. Normalde böyle gelemez ama maalesef gelebiliyorlar şu an. Bir adam da güçlü durumda. Bu arada Kenan çok disrespect yapıyor onu söyleyebilirim. Öyle bir geliş şekli yok. Direkt one shotlarım normalde arkası var. Hemen yani şöyle bir RQ. Hani fight'tan çıksın diye canı azaltıyorum. Oo, jinden bu arada 613 hasar yedim. Çok tatsız. Canımı yenilemem lazım diyorum. Takımı işaretliyorum. Ben geleyim ben geleyim mi? İşaret adam arkadaşlar bırakmasının sebebi şey şu eşyayı almam ama sinyal veremiyorum maalesef. Şuradan bir kurçuk malı alayım bari. Ha, burada bekleyebilirim bak bu arada. Fight için güzel bir nokta. Hop zınk ile blanket kafasına atalım her şeyi. Gayet güzel. Bekliyorum yeteneklerimi şu an bekliyorum yeteneklerimi. Güzel o da öldü. Yaklaşamıyorlar gayet evet güzel. Kate'in çok güzel sıkıyor yani benim şu an ekstra bir şey yapmam gerek yok. Kalkanımı aldılar bedavaya ya neyse. Buradan çıkayım ben ufaktan. da restimi alabilirim. Adamların hepsi hasar arkadaşlar. Adamlarda enchant olmadığı için. Normalde mesela karşıda bir sorak olsa böyle bir durum olmaz. Ee, Caitlyn biraz riskli oynuyor. geri yok. Öldü galiba. Hemen şuradan zonyamızı çekelim. Çiçek gibi. Buradan top side'a çıkacağım. Zaten oradan midden bir şeyler kazanç elde ettik. Hemen gidelim top'taki kuleye vuralım. Evet siz bakın gördüğünüz gibi Kate'in öldü. Yani doğru oynuyor ama hiç gerek yok öyle ölümlere. Manasız ölümler. Hemen gelin buradan abi güzelce burayı ittirelim. Orada Bu kanka bir şey değil mi? Seni bir teklerim. Hop. Güzel. Ignite koymama gerek yokmuş. One shot koydum direkt. 16 olmuşum. Kenan'a gelişe bak. Kenan çok disrespect yapıyor ya. Bu adam bu kadar nasıl güçlendi, nasıl kasılı bilmiyorum. Minyon falan da kesemedi hiç. Hadi ben dolaştım yani her yeri. O yüzden minyon kesemiyorum. Bizim takım oynamak istiyor. Ben de şuradan bir taptan push alayım. Zaten TPC yok. Kenan'a da eksilttim ben maçtan. Görüşüm mü varmış lan senin burada. Ben buradan kule alacağım. Zorlayacağım. Leblanc'ı müsaade etmeyeceğim yani buradan. Minyonla tutmasına. Güzel. Tamamdır. Ben buradan alacağımı aldım abi. Gerisi önemli değil. Adam reisinde kullandırdık. Tier 2'yi aldık. Geri çıkalım. Takımımıza botta bir şeyler kazandı. Benim buradan gittiğimi zannediyor. Şu an burada base atıyorum. Gayet komik oldu bu. Hemen şuradan aşırı büyük sopamızı da alalım. Baron'a doğru ufaktan rotasyonumuzu yapmalıyız. Yani dakika 30. Dediğim gibi ormancı farkı bu kadar olmasaydı arkadaşlar. Çok da erken bir şekilde Baron'u alır, maçı bitirirdik zaten. Adam mesela görüşümüzü kırıyor bak burada Sejuan. Neden bu kadar rahat? Biz burada kadar sayıca avantajlıyken. Şuradan geçelim hemen. Tamamdır. Sejuan'ı yani hasarımızı çok atmak istemiyorum ama adamlar daha gelmedi. Tamam rain bekliyorum. Hop. Şöyle bir aa kanka cidden mi ya? Bu şanssızlık ne abi? Tamam key... o omuzdan kesti bu çocuk. Ben o yüzden bir şey yapmıyorum ekstra. Kenan'ın ne kadar fazla vuruyor ya. Gerçekten işte dostlar her zaman söylüyorum. Ben mesela Kasedin'in çok hyper carry olduğunu söylerler. Doğrudur. Late game'in en güçlü karakterlerinden birisi ama benim için bir Kyle, iki Kenan gelir. Üçüncü kasetindir mesela. Kendi şahsi fikrimdir. Bunu hep söylerim. Nedenini görüyorsunuz. Adam nasıl damage vuruyor bize. Geleceğiz mi biz kanka? Baron almayalım o zaman istiyorsanız. Evet orada Urgot gidip öldü bedava ya. Tamam manasız. Alalım şuraya abi. Neyse var Allah'tan. Gerçekten güzel hata sayılır biraz çıkartıyor kitin. Şurada resetimizi alabiliriz. Zonyamız bitti. Normalde bitirmem ama şu anda alacağım farklı bir eşya yazdım. O yüzden bitireceğim. Son eşya bir bench tercih edebiliriz bence. Bu adamların hasarını oldukça azaltacaktır. Hatta Zonya'dan önce bile bench alabilirdim. Bence burada kısmen hata yaptım ama bunu da şey yapın. Mid oyuncusu olmamama verin. Benim amacım sonuçta oyun bilgisi vermek ve kasetin az çok hakimimdir. Her ne kadar hatalı oynasak da hani bir yerde çarabiliyoruz. biliyoruz. Ben yani bunu sizlere göstermek istiyorum çünkü midin en güçlü çarlarından birisi. Şu anda maçta arkadaşlar 16 level sadece Jim var. Ben 17'yim, 18 olmak üzereyim. Bir tek Urgot'tan yetişmiş. Ki ben sabahtan beri fight ediyorum dikkat ettiyseniz. Hemen W yüklerimizi fullleyelim. Hop. Güzel Hıvı'yı tekledik. Çık kanka ultiden. Bekliyorum abi yanına gideceğim. Tamam ulti açtı. Eee cidden mi kanka ya? Güzel bunu da öldürdük. Hop buradan zonyamızı basalım. CC yememek için. R'yi basalım şöyle bir şeyden çıkalım. Ultiden. Tamamdır. Flash R yapabilirim. Ama zone yamıyor yani. İçeri girersem ölme ihtimali çok yüksek. ölme gibi bir riskimiz çok gerek yok yani ölmeye. Yani düz vuruş W yapalım. Çiçek gibi abi. Burayı aldık. Şöyle ward'umuzu atalım hemen. Resetimizi alalım. Canımız çok az. Hiç gereği yok risk almanın. Güven, DC'ne hiç güvenmiyorum zaten. Bunu aldım. Güzel bir MR aşağısı oldu. Hatta bir şey diyeyim mi? Buradan direkt abartıp şöyle bir şey yapabilirim. Bu kadar AP hasarı. Kutlu yaz Rukerin abi. Çek bunu. Buradan bir tane AP hasarı al. Zaten 800 AP'm var. Bir eşyaya daha ihtiyacım yok. Adamlarda tek bir tank var. Benim Sejuani'den skillere atma gibi bir derdim bile yok. Doğal olarak burada mesela şu anda bu Negatron'u herhangi bir MR eşyası yaparsam çok güçlü olurum zaten. Takımımızda mesela Sway'nin yanında bir AP daha olsaydı buradan Cehennem maskesini direkt çekerdim onu da söyleyeyim. Çünkü takımınızda AP sayısı arttıkça bu eşyanın değeri artıyor. Güzelce midin push'unu aldık abi. Şimdi rakibin bir yerde gözümesini bekleyeceğiz. Mesela Huawei'ye gidebiliriz şu an buradan. Böyle bir minyon temizleme şekli yok kanka. Şey ward temizleme şekli yok. Aa cidden mi? Tamam güzel. Bunu tek dedik abi. Takım şu an boş geziyor artık. Lee'sin kanka. Biz de gezmen lazım ya. Cidden işte mi oyunda yok adam ya bildiğiniz. Oyun sonu damage'ını merak ediyorum. Şu an ben mesela maçı bitirmek için elimden geleni yapıyorum. Adamları yakalıyoruz, kesiyoruz vesaire. Takım maalesef aynı özveriyi göstermiyor. Bekliyorum şu an bakın pozisyon dışında kalmalarını bekliyorum. Tamam, Kenan bota gitmiş. Hemen yani şurada bir çıkıp gösterelim kendimizi. Gerekirse inhibitor'a vuralım. Risk almıyorum. Geldim. Düz vuruş W. Direkt alıyorum abi inhibitor'u. Savaşmama gerek yok zaten kazanıyorum şu an bir şeyler. Normalde savaşarak kazanırsınız. Gerek var mı? Hayır. Tamamdır. Adam yonları üzerine almaya çalışıyor. Engellemeye çalışıyorum ben de. Hemen gelelim şöyle düz vuruş W. Düz vuruş. Vur kanka bana sabah kadar. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bakın. Herhangi bir risk alma gerek var mı? Hayır. Adamı ignorluyorum sadece. Tamamdır. Jin de geldi. Buradan çıkmanın vakti geldi. Gayet güzel. Takımımız orada fight kazanmış abi. Gördüğünüz gibi ekstra risk almadım. Yapmam gerekeni yaptım diyelim. Buradan ne alabiliriz? Bak bu bitti aslında. Şimdi şey bitmiş eşya her zaman okeydir arkadaşlar. Buradan direkt alıyorum bunu. Hem MR bakımından güçlü bir eşya hem de bitmiş eşya her zaman artı bir puandır. Üzerinde mesela para biriksin şu anda satarım gerekirse alırım onu. Mid'i açtığım için zaten şu anda bottan gidip rahat rahat push alabilirim ve aldığım pushla birlikte bir şeyler yapabilirim oyunda. Adamlar zaten hepsi ölü. Leblanc da rest alıyor görüyorsunuz. Hemen gelelim şuraya. Yine ignorluyorum abi. Tamam da geri çıkmanın vakti geldi. Hemen R'yi de bastım. Hop buradan fresh basacağım. Tamamdır. Bir W atarsam mana yenilenecek. Tamamdır. R'ye bastım yine. Hop. Zonya basamadım ya ultiye. Maalesef. Maalesef. Burası bana yazar birazcık. Çünkü bu kadar hızlı geleceklerini beklemiyordum. Ve Leblanc şu an gerçekten hani kasta bu her ne kadar işe yaramasa da bizi bayağı kanserliyor. Neden öldüğümü de söyleyeyim canlar sizlere. Flash'ım olmasına rağmen şurada Kuleye giderken R'ye bastım. R'ye basmasaydım orada daha az manam gidecekti. Yani daha fazla manam olacaktı. Bir R'ye fazla atacaktım ve kaçacaktım. Ama şöyle bir şey oluştu orada. Ben dedim ki hani R'ye basayım direkt kule alıp çıkayım dedim. Onu yaptım ama maalesef çıkamadım. Olsun. Artık bottan bir kule almış olduk. Ve yani neden maçın bitmediğini ve sürekli uzatıldığını her iki takıma bakarak anlayabilirsiniz. Böyle oyunlardan nefret ederim. Oyundan beni yani LoL'den soğutan oyunlar bunlar. Net söylüyorum. Çünkü hiç kimse ne yapacağını bilmiyor. Ve ne yapacağını bilmediği için biz de bitiremiyoruz abi bir türlü. Herkes savaş istiyor ama o anda savaşmamamız gerekiyor. Bir şekilde istemediğimiz bir savaşın içinde buluyoruz kendimizi. Belki kutluya sorurken bitmiştir bu bu arada. Bunu satmanın vakti geldi. Bitmiş tamam 25 gold. Savaş gerekiyor. Burası int. Çık. Ben yokum. Ben yaptıklar direkt int arkadaşlar. Adamlar şu an fight başlatsa burada oyunu kaybedebiliriz. Kutluya suruk aldım çıkıyorum abi. Hemen takıma dair oluyorum. Umarım ölmezler ben gidene kadar yolda. Uçarak gidiyorum vallahi oraya re basa basa. Kadim çıkacak 50 saniye. Ben split'e gidiyorum. Adamlar çünkü kadim oynamak isteyecek doğal olarak. Orada görüş isteyecekler. Ben de taptan gidersem ne yaparım buradan? Çok güzel oyunlar yapabilirim. Evet. cin öldü. Hop. Güzel. O ne abi? O nasıl kalkan? O ne? Öyle bir şey mi var? Bu ne? Sen şaka mısın? Gördünüz mü olayı? Ben Agam benle eğlenir ya valla Agam benle eğlenir. Mantıklıymış kanka o kalkan gerçekten. Ha geldik burada kenarı da kesebiliriz ama vardır muhakkak. Güzel yeteneklerini kullandı. Tık tek one koyduk abi. Hemen gelin kuleyi alalım hızlıca. Abi gel salın beni kanka biraz ya. Zonya basayım burada bir adamların hasarlarına. Tamamdır. Şuradan hemen R'ye basa basa kaçmaya çalışıyorum. Bunu da bastım. Bir R hakkım daha var. Hemen yani şuna bir R daha bastım. Güzel. Şöyle bir görüş atayım. Beni hala kovalıyorlar yani. Leblanc beni bırakmak istemiyor abi kesinlikle. Bana doğru atılırsa hemen şuraya R'ye basacağım. Tamamdır. Sonra R'yi bekletmiştim. Bir R daha var W bastım için. Ama yine de değil mi bu sefer? Salmıyorlar arkadaşlar. Neyse takımımız kadim aldı. Problem değil. Leblanc da öldü bunun karşılığında. Leblanc onun gerçekten çok kalsa fark ettiyseniz. Ama sonuç olarak bu hareketimizle rakibin kanını kestik mi? Kestik. Adamın jinni kestik mi? Kestik. Yani burada taptık şu hareketle birlikte. Kuleyi aldık mı? Aldık. Rakibin geri kalan üyelerini üzerimize çektik mi? Çektik. Takım kadim aldı bunu sonucunda. Yani bu yaptığımız hareket kesinlikle worth'tür. Hani böyle durumlarda öldüğünüz için takım size sallıyorsa bırak sallasınlar. Şu an burada sayı avantajı var. Rakibin biraz tehlikeli pozisyondalar. Umarım Cait'in bir iyi oynar orayı. Sıkı. Tamamdır. Güzel. Bir kişi eksittiler ve burası win artık maçı kazandık. Gerçekten hiç sevmediğim bir oyun tarzı arkadaşlar. Eminim sizler de izlerken bu noktalara sıkılmışsınızdır. Olabildiğince bunu kısaltmaya çalışacağım videoyu. Yani elimden geldiğince boş sahneleri, boş fightları. O yüzden arada böyle skor farkı falan oluştuysa ekranda bilin nedenini. Tamamen sizlere daha kısa bir video içeri sunmak için bunu yapıyorum. Ve burada takım fightı kazandı. Şu an Nexus'u alıyorlar. Ben de gidiyorum takıma dair oluyorum. Ve kas arkadaşlar. 11 level'dan beri resmen haritada terörist veriyoruz. Bu kadar öne geçmeseydi kesinlikle bu maçı tutamazlardı. Biz oyunun bayağı hani öylesini tuttuk. Late tutmamız gerekirken takımımız da geri kalan işi yapmış oldu ve maçı kazandık. Şunu da net söyleyeyim arkadaşlar. Bu maç karşılıklı iki master elo bir maç olsaydı dakika 20'de maç bitmişti. Onu da söyleyeyim. Çünkü ne bizim takım ne rotasyon yapmayı biliyor ne rakip takım. Maç zaten bu yüzden uzadı. Caitlyn'e de sakin kaldı vereceğim. Bence takımdaki tek oynayan kişiydi. Şöyle 48 k sağ vurmuşuz. Zaten Caitlyn bayağı asa vurmuş yani çocuk. Hıvayı da rakibi de gayet iyi vurmuş. Gerçi 16 kere ölmüş. Çok vurması bir anlamı kalmamış ama 20 bin altın kazanmışız. Gayet etkili işler yaptığımızı düşünüyorum maçta. Fark yarattık. Çünkü bizim yaptığımız rotasyon Olmasaydı maç direkt öyle de bitmişti siz de fark ettiniz Maçı zaten izlediğiniz üzerine de konuştuk Daha fazla konuşmaya gerek yok Bugünlük bizden bu kadar diyelim Umarım keyif almışsınızdır Umarım öğretici olmuştur Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın dostlar Bittiğini zannetme Tekrar karşılaşacağız